Arife Hanım, galiba yemek için iyi yorum alan ilk yarışmacı siz olacaksınız. Evet, ben olacağım. Mutluyum. Hem de nasıl? Çok mutluyum. Tam istediğim gibi oldu her şey. Kimsenin ağzına laf vermedim. Hakkıyla yaptım. Sizce bu yemeğe kaç puan vermediler? Hakkıyla verirlerse her birinin 4-5 vermesi gerekiyor. Ki Ebru Hanım vermeyecek, yine 2 verecek. Gerçi beğendi bilmiyorum yine de. Verirse belki 3 verir. Ama diğerlerinin 4 ve 5 Suzan Hanım da vermez. O 3 verir büyük ihtimalle. Peki, afiyet olsun, afiyet herkese. Afiyet olsun. Buyur. Beğendin mi Seda? Şimdi ben öncelikle bunu nasıl yaptığını sormak istiyorum. Tiramisu'yu. Çünkü bu tiramisu değil. Sen ne öğrenmek istiyorsun onu sor bence. Tiramisu... Bir saat sana tarif anlatmasın şimdi. Yani şey, kremasını nasıl yaptın mesela? Pişmeden yapılıyor normal hani. Evet. Orijinali öyle yapılıyor ama ben pişirerek yaptım. İşte bu tiramisu değil. Birincisi kahve tadı almıyorum. Evet. Yani kedi dillerini kahveyle ıslaman, acı kahveyle ıslaman lazımdı. Hani bu tane kahve. Acıyla bilerek ıslamadım. Dedim çok acı olur. Tiramisu yapıyorsun ya. Evet, kakao döktüm ya hani onun için dedim çok acı olur diye. Ha, yok, tiramisu'nun kreması pişmez. İçine işte yumurtanın akı kaynar suda üstüne kap konularak çırpılır. Evet, biraz zor krem şanti tarzında böyle olur. Tabii sarısını şey yaparsın, çırparsın. Efendim? Ondan sonra köpüğünü... İki saatte peki bu nasıl yetişecek? Ona göre seçseydin o zaman. Yapmayın lütfen. Ya. Yapmayın lütfen olur mu? Yani ben bunu tiramisu olarak şey mi? Muhallebi yapmasın, kedi dilini satmasın, önünüze tiramisu diye getirmişsin. Sizin olur yaptığınız yani neydi sence? Peki? Sanki siz farklı taş bir şey yaptınız. Taş kadayıftı. Becerebilseydiniz de siz yapsaydınız yok, o zaman. Yok, zaten ben öyle ağır tatları sevmiyorum. Böyle ağır yemeklerin yok, arkasında, hani böyle lezzetli yemeklerin arkasında genelde böyle hafif şeyler yani daha iyi. Yani sen şu anda bunu tiramisu olarak kabul edip puan vermeyecek misin? Yok, yani vermeyeceğim çünkü bu tiramisu değil. Mascarpone peyniri konulur içine. Evet. Hani burada bulmak zor, işte hani krem peynir falan böyle. Kullanılır. Peki şimdi ne diyorsun Arife? O söyleyeceğini söyledi, yani sen söyle. Ne diyeyim ben sen bunu zaten... orijinal tiramisu olarak mı yaptın? Hayır, yani zaten orijinal olarak yazmadım ki. İlla orijinal tiramisu diye bir şey yazmadım ben oraya. Menüne yazdınız tiramisu. Tiramisu gelmesi gerekiyordu. Kupta tiramisu diye kupta tiramisu değil. Bir şey getirmedim ki zaten önünüze. Tiramisu değil ki bu. Tiramisu'nun bir kere kedi dili de var, kahvesi de var. Ne yazacaksın? Sen bunu menüne ne yazdın? Tiramisu yazdım. Orijinali diye yazmadım. Yalancı yani, tiramisu yani. Ama bir başlık yani bir o yalancı şimdi... yoktu diye mi şimdi problem? Şimdi şöyle, tiramisu'nun kreması pişmez. Sen pişirip muhallebi getirmişsiniz. Peki bunu yalancı tiramisu olarak kabul ettiğinde lezzeti nasıl, onu söyle. Tatsız, daha tatlı olmasını isterdim. Şeker az, şeker oranı az. Bence daha tatlı olmalı. Daha çok şekerli olsaydı bayılmazdı. Yani. Şimdi Seda yalancı tiramisu yazmadığı için bunu tiramisu olarak kabul etmiyor. Ama zaten Türkiye'de yapılan yalancı tiramisudur genelde. Hani o mascarpone peyniriyle yapan, işte o sistem, kedi dillerin bir başka adı var İtalyanca, unuttum şu anda. Kedi dilini bile yapıyorlar İtalyanlar. Onu yapıp, biz işte İtalyan o kendi değiliz peynirlerini kullanan vesaire vesaire, o Türkiye'de tiramisu zaten... öyle yapılmıyor. Siz tiramisu yaptınız mı hiç? Yalancısını yaptım yani. Ya, Arife Hanım valla sürenizin artması tatlıda... Çok normal. Çok normal. Çok normal. Ne alakası var? Çok yani normal. Muhallebi kedi dili zaten şey hazır. Yok. Muhallebi yani çok basit. Ha, diğer yemeklerim hazırdı da ben oturdum mu yani? Ya sen hadi can çatlasın, yarım saatini kaburgaya ver, yarım saatini de kömmeye ver. Şey, taş çatlasın değil miydi kızım? Ya işte... Şimdi ben yorumları alayım da bakın sonra tartışırız şey bunu. Suzan abi, bu tatlıyı beğendim. Şimdi ben yazmamasına rağmen... Niye kedi dilleri dışarı? Göstereceğim. Şimdi tepki gösteriyorsunuz da ispatlayarak göstereceğim, o yüzden oraya geleceğim ama... Yalancı yazmamasına rağmen ben bunu yalancı tiramisu olarak değerlendiriyorum. Çünkü o dediğiniz şey Türkiye'de çok yapılmıyor. Yani bizler de evlerimizde yaptığımız genelde bu tiptir. Dediğim gibi yalancı tiramisu olarak değerlendirdiğimde beğendim. Tamam. Tadında benim için herhangi bir tatsızlık değil, şekeri az. Fakat şu iki parça süt şey çekmemiş ve hani bu şekilde kalmış. Bir tanesini de yedim, biraz fazlaca kalmış ama bu benim için çok büyük problem değil. Yalancı tiramisu olarak beğendim. Evet, bu bildiğimiz biz hani şey evdeki her zaman yaptığımız yani orijinali değil tabii ki. Değil, ben hatta değil. Kendi dilimden de kek de yapıyorum daha yani kekinden de yapıyorum evde hani bildiğimiz Türk usulü. Kekli tiramisu olur mu? Islak keke giriyor biraz. Hayır, onun hani, ailesini yapıyor. Şey, ağlayan kek gibi oluyor diyelim. Olmaz diye bir şey yok. Kekli tiramisu daha olmaz. Daha zor değil mi? Daha bu alıyorsun kedi dillerini. Hazır bir şeye batırıyorsun. Ne yapılan ağlayan kek gibi oluyor. Kahvesi bile tatmıyor dediğinle. Dedi. Şeyi yok hiç. Acılığı mı yok? Yok hiç. Beğendin mi beğenmedin?
Basit bir tatlı, bilmiyorum yani, kararsızım düşününce. Bekliyoruz. Bugün bekleriz o zaman. Öyle derken bile bir kaşık almasın. Yani anlıyorum. Ama eritiyor yerken. Ne yapayım bak? Ay beğendiysen devam et. Yok, ben beğene beğene yiyorsun. Yok, sen de düşüneceğim. Basit olabilir ama beğendiysen ye yani diyorum, tadı güzelse. İnan ki dün... Taş kadayıftan mı güzeldi? He? Taş kadayıftan mı güzeldi? Onu da yemedi ki. Onu yedi. Yedim onu. Bitirmedi, hayır. Onu ben evde yapıyorum. Bitirmedi ama. Dünle ilgili bir şey diyecektin. Dün dedin. Yok yani bunu yapıyoruz her zaman. Evde yaptınız şey. Da yoksa burada pişti mi olduk? Evet Derya Hanımcığım. Evet, tatlısını kahve tadını aldım ama üstüne de kahve döksün isterdim. Tiramisu'nun üstüne kahve, ben öyle yiyorum, öyle yapıyorum. Kahve döküyorum üstüne. Seda Hanım'ın dediği gibi de onu yapmak mümkün değil. Burada da yapmam, vaktim de yetmez. Ama hani süren de artması çok basit bir tatlı. Normalde herkes kendi evinde olmuş. Yani şey yapmıyor ki, orijinal tiramisu yapıyor musunuz siz evde? Yapıyorum. Onu bilemem. Yani yapıyorum ben, kimsenin derken, evini bilemem, yapıyor bilemem. Demek ki öyle söylüyor. Kedi dillerini neyle ıslattınız? Kahveyle. Yani hayır, kahve tadı gelmiyor. Bazıları çünkü şimdi sütle yapmıyor. Bu da yalancı yani. Bunun tiramisuyla alakası bile yok. Ben yine bunu savunuyorum. Okey, bir gerçek... başkanlar ama yalancı tiramisu olarak kabul ettiler. Kabul etmiyorum. Yok, ben kabul etmiyorum. Çünkü bu gerçek tiramisu'nun... Siz yapımına... gerçeği mi yapıyorsunuz sürekli? Şimdi gerçek tiramisu'da ne var biliyor musunuz? kedi dillerini acı kahveyle, yani bu hani şey evet. Parça kahve var ya, onunla evet. Islatıyorsunuz. Ondan sonra işte misal olarak veriyorum. Neydi o kahvenin adı? Granül kahve var ya. Adeti şey olarak veriyorum, birebir değil. Mesela 3 tane yumurtanın beyazını sarısını ayırıyorum. Evet. Kaynayan bir tencerenin içine metal bir şey yapıp. Sen usul yapıyorsun. Okay. Bir dakika. Yapıyor musunuz? Bu çok yani uzun süren bir şey değil. Evet yapıyorum ettim. Dedim ya. Bu çok uzun süren bir şey değil yani. Bunu çırparak çırptıkça köpürüyor zaten. Yumurtayı da çırpıyorsun. İçine koyuyorsun köpüğünü düşürmeden. İçine peyniri koyuyorsun. Islattığının üzerine koyuyorsun krema gibi, işte bunun gibi. O peynir şeyden alıyor musun, peynirden mi? Pahalı oldu. Hayır, onu burada bulmam birazcık. Ama gerçekten onun yerine orijinal diyorsan onu atman lazım, koyman lazım. Evet. Var. Yani çok her yerde var artık. Yok, yani büyük marketlerde kesinlikle var. Bizim büyük markete bile market gerek yok. Her gün gittiğimiz marketlerden bir tanesi var. Artık var. Kahvaltı reyonunda. Ne? O dediğin şey. Mascarpone. Olmaz o. Mascarpone. Çok pahalı. Çok çok. Yok öyle pahalı. Yok öyle pahalı. Yani şimdi orijinalini yapıyorsak o zaman labne de olmayacağız. Hayır, zaten tatları mascarpone peynirin lom tatları birbirine yakın olduğu için. Labne de hafif tuz vardır. Hafif de olsa tuz vardır, diğerinde yoktur. Hani illa da orijinalini yapacaksanız o zaman asla labne kullanmayın. Ben sanmıyorum ki evde misafirlerin önüne senin dediğin usulde yapsak onu fark etsinler tadını. Bizimkiler ne anlayacak? Bunu da koysan yiyorlar, onu da koysan. İşte evlerimizde bunu yapıyoruz genellikle hani. Peki afiyet olsun herkese. Ellerinize sağlık. Puanlamaya gidelim mi? Gidelim. Hadi bakalım Arife kaç puan alacak görelim. Masadaki yorumlar bugün çok sertti. Seda Hanım o kadar tepkili değildi. Ebru Hanım bana daha çok tepkiliydi. Başta zaten Suzan Hanım benim motivasyonumu düşürmeye çalıştı. Çok yorgunsunuz dedi bana. Ben öyle değildim. Halbuki çok da şeydim, neşeliydim. Öyle başladım zaten günü. Öyle de ilerledim. Masamda da öyleydim zaten. Çok da güzel bir gün oldu benim için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.